Cemil Hocam, biraz önce tanıttık birkaç videoda arşivini. Şimdi burada tarım aletleri var. Oraklar var, tırpanlar var. Bunlarla aba güreşinin bunlarla ne alakası var Cemil Hocam? Şöyle söyleyeyim. Aba güreşi özmeböz Türk sporu olduğu için aba güreşinde yapılan bütün oyunlar bizim burada günlük yaşantımızda Evet. kullandığımız adlarla anılmakta. Örneğin şu bizde büyük kaşık, çomça Büyük. derler buna. Evet. Bütün bizde tırpan oyunları çomçaya dayanır. Evet. Çomça, yani bütün tırpan oyunlarının anası işte bu çomçadır. Evet. Bu uzun kaşıktır. Bu ise buna karalı derler, çengel. Bu bir meyve toplayacaktır. Evet. Bütün çangal oyunları bundan gelmektedir bizde. Evet. Yenge Hanım'daki alet hocam. Ha, bunlar da değişik tür tırpanlar. Değişik Evet. tür tırpan oyunları. Bu ise Evet. yıllarca nenelerimizin el Kirmen. dokuma tesisatlarına yün eğirmelerinden de tamam eğirmelerinde kullanılan bir alettir. Evet. Bunlar ne yaparlardı? Alırlar Evet. ham yapayı, ham yünü. Bununla eğirirler. İmendir yani bunun diğer bir Evet. adı. Anadolu'da da Ha, kirmen ha. derler. Bunları ne yaparlar? Rulo haline, çile haline getirirler. Evet. Abajılara gönderirler. Dokuma haline gelirdi o kumaşlar. Evet değerli güreşseverler, biz 350 sene Selçuklu, 650 sene Osmanlı dünyaya hükmetmiş şanlı ecdadın şanlı torunlarıyız. Bu arada da çok büyük kültürün sahibi bir milletiz. Bu anlamda da bu büyük kültür sporumuza yansımış. Ecdadımızdan, Orta Asya'dan günümüze hiç bozulmadan gelip süre gelen ata sporumuz güreşe de yansımış. Bu anlamda da bu güzel mekanı, bu özel müzeyi oluşturan Gençlik Spor eski emeklisi Cemil Hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Evinde böyle bir çok harikalar diyarı, bir tarih denizi oluşturmuş. Burada aba güreşi yapıp da aba giyip de kürsüye çıktım deyip de resmini bulamayan hiç kimse yok. Bizler de burada resmimizi bulduk. Hikmet Sabuncular, Ayhan Taşkınlar, Abuzer Davranlar, Ahmet Ezerler, Osman Hocaoğulları, Mithat Birerler, Ali Taşkınlar, daha kimler var, kimler neler? Bugün rahmet. Tüm güreş camiamıza bu güzel mekandan saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Burayı görmelerini herkese tavsiye ediyoruz.